öyle bir maç, öyle bir maç izledik ki. Şimdi Batshuayi ıslıklandı, golleri attı. İşte Güven son 15 dakikada oyuna girdi, 2 asist yaptı, bir de gol attı. Sergen Yalçın tezahüratları oldu, geriye düştüğü anlarda sanıyorum ki Beşiktaş'ın. Sonra Beşiktaş 4-2 kazandı. Ya çok ilginç bir karşılaşmaydı bence. Senin tabii görüşlerin neler? Orada izledin, hem de taraftarın sesini de duydun. Beşiktaş taraftarının duygudan duyguya sürüklendiği bir maç oldu. Aslında Beşiktaş taraftarı da ya bir yandan kızmak istiyor ama bir yandan da sevgisinden bir şey diyemiyor. Aslında protesto etmek istiyor ama hadi ya bu maçı da alalım diyor. Onlar da karmaşa içine girdiler. Belki de protestoda takımı ayağa kaldırdı ama takımı ayağa kaldıran iki isim var. Tartışmasız Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup. Bu oyunculardan haftalardır kullanılmıyor. Hayır, Batshuayi geldi attı. Ya Batshuayi değil. Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup bu maçta Beşiktaş'ı ayağa kaldıran isimler oldu. Batshuayi'nin gollerine saygı duyuyorum. Daha önce de bunları yapması gerekirdi. Ama bence bugün takımı ayağa kaldıran hani Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup girdikten sonra mücadeleleriyle, Güven Yalçın hamleleriyle bence bugün Beşiktaş'ı ayağa kaldıran isimler oldu. Ya taraftar da duygudan duyguya gitti. Ya mesela Larin'i ıslıklamanın ben çok yani mantığını çözemiyorum. Hani yani şu takımda bir kişiyi ıslıklamayacaksınız deseniz Larin'i ıslıklamazsınız herhalde. Neden evet. ıslıklandı, niye ıslıklandı çözemedim. Ersin, yani şimdi eleştirilere gideceğiz ama yani Ersin de biraz kendine gelmesi lazım. Yani yediği gollerde hiçbir şey yapmadı gibi mesela son 3-2'deyken yani dikmedi, bekledi. Sonrasında da Beşiktaş golü buldu. Beşiktaş için önemli bir galibiyet. Yani sonuçta Kayserispor bile Beşiktaş'ın üstüne çıkacaktı bugün kazansaydı. Beşiktaş hem haftaya Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu. Batshuayi biraz kendine geldiğini düşünüyorum. Hani onun böyle bir maça ihtiyacı vardı. Batshuayi'nin böyle bir maça ihtiyacı vardı. Çok kötü bir maç çıkarıyordu. Tam o da ıslıklanmaya başlamıştı. Golleri buldu. Özellikle attığı ikinci gol Batshuayi'den beklenen goller. Yani defansı geçip iyi bir vuruşla Batshuayi'den beklenen goller. Zaten Beşiktaş taraftarının beklediği goller. Sadece hani benim anlayamadığım Oğuzhan ve Güven neden haftalardır forma şansı bulamıyordu Beşiktaş'ta. Onu sorguluyorum bugün. Beşiktaş için önemli bir galibiyetti. Sen hep söylemiştin bu konuda, hatta bizi de eleştirdin. Hani sezon bitti diye. Beşiktaş'ın ikincilik şansı hala devam ediyor. Motive olması lazım. Beşiktaş'ın kepengi kapamaması lazım. Kupa var. Süper kupa var. Bugün hep konuşuyorduk. Demek ki bilet fiyatlarını uygun da yaptığınızda bu taraftar bu stada geliyor. Bunu da görmüş olduk. Yani Türkiye'de tribünlerin neden dolmadığını da biraz yöneticiler anlamıştır umarım. Bugün bilet fiyatlarında ciddi bir indirim vardı. Ve bu kadar kötü gidişe rağmen 30 binin üstünde seyirci vardı. Neredeyse bir derbi maçı kadar bir seyirci vardı. Bugün de bunu gördü. Yönetim dilerim diğer maçlarda da, hatta diğer kulüp yöneticileri de bu politikalarını devam ettirir. Şu an Türkiye şartlarında bu bilet fiyatlarının hatta belki daha da indirime gidebilirsiniz. İşte fiyatlar uygun olduğunda tribünler doluyormuş. Taraftarınız yalnız bırakmıyormuş sizi. Onu da gördünüz. Ve taraftar da duygudan duyguya gitti senin dediğin gibi. Yani bir oraya gittiler, bir buraya gittiler, bir yuhladılar, bir sevindiler. Bizim de kafamız karıştı. Onlar da, onların da kafası karıştı. Ya taraftarı ben en son suçlayacağım kişi taraftar. Bir şekilde geliyorlar. Zaten hayat derdi şu an hepimiz malum. Ekonomik sıkıntılar var. Geliyorlar buraya, keyiflenmeye geliyorlar. İsterlerse evet, yuhluyorlar, isterlerse alkışlıyorlar. Diğer kulüpler de indirim yapsa. Yani insanlar zaten evet, geçim derdinde. Yani. Evet, yani sürekli markete gittiğimizde bile fiyat değişikliklerini görüyoruz. Evet. Hani şu durumdayken. Ya ben öğrenciye ayrı bir fiyat politikası. Evet, öğrenciye ayrı bir fiyat politikası yapılabilir. Beşiktaş'a dönersek de ben daha farklı bir 11 bekliyordum, açıkça söyleyeyim. Yani belki Rıdvan da bana katılacaktır. Yani kazanamayan 11'e yakın bir 11 çıktı aslında. Bir tek Serdar vardı geride. Hani ben Güven'in, Oğuzhan'ın, Salih'in daha farklı bir 11 bekliyordum açıkçası. Yani ne? Ama Rıdvan vardı, Can vardı. Şey,
Ya Rıdvan zaten oynayan bir oyuncu. Can da geçen hafta da oynuyordu. Birçok maçta Umut Meriç tercih etti ama Sergen Yalçın. Yani Rıdvan da tercih. Yani ben daha farklı bir 11 bekliyordum açıkçası. Yani ne bileyim güven, yani çok ön tarafın aynı olduğu bir 11 oldu. Ya Batshuayi. Hayır, bu arada ben öyle bir 11 bekliyordum dedim. Doğrusu bu demedim. Hani ben kazanamayan 11 farklı bir şey çıkar diye bekliyordum. Ama bugün Batshuayi de belki de kazanıldı. Sezonun geri kalanında. Pjanic belki de uzun zaman sonra 90 dakikayı tamamladı. Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı futbolculara bir mesaj verdi. Hani bu kötü giden sezonda en azından Fenerbahçe maçında morallendiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ya buradan kaybedip Kadıköy'e gitseydi Beşiktaş çok zor bir maç geçerdi. Yani yeni teknik direktör gelse dahi biraz bu oyuncuların toparlanması zor giderdi gibi geliyor bana. Yani sonlardaki ıslıklamalar artabilirdi. Mesela ne yapılan Batshuayi'ye, Pjanic'e de daha şiddetli yapılabilirdi. Bugün isteyen bir Beşiktaş vardı. Ama Beşiktaş'ta bu sezon en büyük problemlerden bir tanesi, kalesine gelen her top neredeyse gol oluyor. Yani Kayseri'nin ilk atağı gol oldu. İkinci yarı yine, yani bence Ersin'in ikinci golde hatası var. Yani o topu çıkıp alabilmeli veya müdahale edebilmeli. Ve Beşiktaş bence şunu yapmıyor bu sezon. Kontro yediğinde sarı kart riskini alıp bazı pozisyonları faulle durdurabilir. Bunda bir ayıp yok. Bunu her hoca kullanıyor. Yani Beşiktaş orada faul yapmıyor ve çok yüklendiği dakikalarda geride yalnız yakalandığında faul yapmayıp golü yiyor. Belki Beşiktaş bugün 3-0, 4-0 kazansa bu kadar morallenmeyebilirdi. Geri dönüş, bir isyan, yani Beşiktaş taraftarının beklediği isyanı bugün gördü. Son 15 dakikada da olsa, ama senin dediğine katılıyorum. Yani bir anda bir protesto vardı, bir anda bir oyuncu protesto oldu, sonra bir anda destek oldu, sonra önümüzdeki haftaki maça bazı tezahüratlar oldu, ona ıslıklandı. Ona katılıyorum. Biraz duygu durum değişiklikleri yaşadık.